aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of of, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Niye buradayım? Ben söyleyeceğimi söyledim. Saffet'le ne derdiniz varsa gidin kendiniz halledin. Ama artık sen istemesen de bu işin içindesin Oktay. Bize yardımcı olacaksın. Hayır, böyle bir şey yapmayacağım. Bu kadar kesin konuşma Oktay. Abinin başına bir şey gelmesini istemezsin değil mi? Saffet ya da benden daha çok siz üzüleceksiniz. Ve bu sözleri kuru tehdit zannetme. Akıllı ol delikanlı. Ya Saffet'in hayatı senin için abinin hayatından daha mı değerli? Benim için her insanın hayatı değerli. Saffet'i bu kadar istediğinize göre ona vereceğiniz zarar da çok büyük olacak. Bu neyin hesabı bilmiyorum. Ama abimin bu hesaplaşma uğruna harcanmasını istemiyorum. Sana 2 gün süre. Cuma günü saat 2'de Saffet'i getir, abini alıp götür. Doğru olanı yap. Doğru olanı yapacağım, evet. Ama sizin doğrularınızla benim doğrularım çok farklı. Bak Oktay, yanında başkaları olursa, hele polisi falan getirmeye kalkarsan, fişinizi çekerim. Abinin de, senin de. Sevdiğin herkesi kazırım bu dünyada. Burası eski ve büyük bir fabrika. Kaybolmak çok kolay. Sakın ucuz numaralar yapmaya kalkma. Cuma günü saat 2'ye kadar Saffet'i istiyorum. Herkesin mutlu olmasını istiyorum ben. Getireceğin yeri ben sana söyleyeyim. Hayırlı haberlerini bekliyorum. Abi! Sakın. Sakın. Önce Saffet, sonra abi. Önce Saffet, sonra abi. Önce Saffet, sonra abi. Hadi. Anlatabildim mi? Hadi. Süren başladı. Hadi.
Çalışıyoruz sadece. Kendini nasıl böyle kaptırabiliyorsun? Saffet'le nişanlı olman bile engel olamıyor kontrolünü kaybetmene. Oktay, senin içinde bitmeyen tükenmeyen bir tutku. Bunu biliyoruz. Ama bu tutku için göze aldığın ne varsa bundan sonra sadece senin için değil, Saffet için de bir risk. Ya beni suçlayıp durmayın ne olur. Ben yeterince yapıyorum bunu zaten. Saffet'e karşı suçlu hissediyorum kendimi. Yanlış yaptım biliyorum. Saffet'in sana duyduğu aşka karşılık vermek zorunda değilsin Gamze. Ama beraber olmayı sürdürdüğün sürece onun duygularına saygı duymak zorundasın, unutma. Biliyorum, haklısınız. Saffet'i aldatmış gibi hissediyorum kendimi. Zayıf davrandım. Oktay beni öpmek istediğinde karşı koymalıydım buna ama yapamadım. Yaşanın hiçbir şey değiştiremezsin. Oldu artık. Bunun için kendini hırpalamak yerine bundan sonra nasıl hareket edeceğini düşünmelisin. Düşünemiyorum. Bana ne oluyor anlamıyorum kızlar. Yemin ederim bu ben değilim sanki. Saffet ve annem o kadar kolay yalan söylüyorum ki artık. Söylediğim bütün yalanlar gerçekmiş gibi tereddütsüz dökülüyor ağzımdan. Oktay bana yasak biliyorum. Ama onunla yasak olan her şeyi hakkım gibi görüyorum sanki. Oktay'la yaptığım yanlışlar doğru gözüküyor gözüme. Sonra Saffet'in varlığını hatırladığım zaman bir ağırlık çöküyor üstüme. Utanıyorum. Ama iş işten geçmiş oluyor. Bu vicdan azabı seni iyi bitirmeden çık Saffet'in karşısına, her şeyi anlat Gamze. Her şeyi anlatırsam gereği yapılacak tek bir şey kalır. O da nişanı atmak. Çelişkiler içinde yıpranıyorsun. Bundan kurtulman gerek. Bu şekilde Saffet'le evlenebilir misin? Bu soru işaretlerini çözmeden onunla bir ömür geçirmeye söz verebilir misin Gamze? Burası biraz soğuk gibi ya. Evet, biraz soğuk gibi. Bırakın lan beni. Kapa çeneni. Ne haberi bu? İyidir. Eve uğradım ama yoktu. Bir problem yok değil mi? Yok. Bir problem yok. Buluşalım mı? Tamam. Kanal boyunda bekliyorum. Bizimkileri de toplar gelirim. Yok yok. Kimseye haber verme. Sadece sen. Tamam abi. Tamam Saffet'cim. Peki güzel çocuğum. Israr etmiyorum. Annene çok selamlar. Of.
Hayırdır, ne oldu? Çocuk gelmek istemiyor bize. Sesi de çok keyifsizdi. Bana bak. Ayrılmış olmasınlar sakın bunlar. Öyle bir şey olsa Gamze sana söylerdi herhalde abla. Kesin Gamze bir densizlik yapıp çocuğun canını sıktı. Bir çuval incir berbat edecek diye ödüm patlıyor vallahi. Abla, acaba Meral Hanım'a bir telefon mu açsan? Havadan sudan konuşur gibi konuş. Ağzını ara bakalım. Aman yok. Şimdi kadının haberi yoksa o da kuşkulanmasın. Vallahi korkuyorum Gamze'nin Saffet'i üzdüğünü anlayıp da oğlunun aklını çelecek diye. Kadın oğluna tapıyor Fatoş. Oğlu için en iyisini ister bir yerde. Bizim kızdan iyisini güzelini mi bulacak canım? Nişan da yaptığına göre rahat ol sen. Yok yok. Evlilik cüzdanlarını elime almadan bana rahat yok Fatoş'cum. Bizim kız salak biliyorsun. Kafasında ne var ne yok bir bilsem ona göre önlemimi alacağım ama. Abla. Bak aklıma ne geldi. Günlük tutuyor mu bu? Ne bileyim ben. Ah abla, ah, hiç bilmiyorsun bu işleri. Bak günlük tutuyorsa eğer işimiz kolay. Gel beraber arayalım. Tamam tamam, iyi, arayalım. Hiç canını sıkma abla. Çocuk madem çok seviyor bizimkini, daha iyi. Arada çeksin kendini Gamze. El üstünde tutar, bir dediğini iki etmez o zaman. Arada iyi hayatım da bizimki hep uzak. Bir içten güldüğünü görmedim çocuğa. Saffet de sabır taşıyormuş. Abla, yatağın altına da bakalım. Bakalım. Hadi. Fatoş, bu kız bir işler çeviriyor ama ne yapıp ne edip öğrenmem lazım karıştırdığı altları. Öğreneceğiz abla, sen merak etme. Eyvah, Gamze geldi. Anne, teyze, ne yapıyorsunuz siz odamda? Eşyalarımı mı karıştırıyordunuz yoksa? Aa, saçmalama kızım. Ne arıyordunuz o zaman? Kalem. Kalem arıyorduk. Bulmaca çözecektik de. Bir sürü kalem vardı masamda, almamışsınız. O basmalı kalemlerin uçları kırılıyor. Tükenmez kalem bakmıştık. Hatırladım. Geçen gün koltuğunu oraya düşürmüştüm. Hadi gel gidip oraya bakalım. Hallederim. Ne biçim bir şey bu abi ya? Nasıl bir tezgah bu? Bilmiyorum. Saffet'in bu herifle nasıl bir bağ olabilir hiç bilmiyorum. Polise de gidemiyorum, abim ellerinde. Bu riski göze alamam. Peki bu herif madem bu kadar güçlü, Saffet'le de bir derdi var belli ki. Herifin yakasına yapışmak için niye sana yanaşıyor? Bilmiyorum İbo ya. Hiçbir şey söylemiyor bu konuda. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? İstersen paketleyelim hemen Saffet'i. Olmaz. Ben kimseyi satamam. Kimseye kalleşlik yapamam. Ama Cahit abi ellerinde diyorsun. Saffet'e karşılık abini vereceklermiş. Götürelim Saffet'i, olsun bitsin. Oktay ellerinde olan abin. Senin kanından canından biri. Belli ki büyük bir belaya bulaşmış Saffet. Alalım evinden, teslim edelim Saffet'i. Hiç geciktirmeden yapalım bu işlemi. Ya Oktay, neyi düşünüyorsun abicim? Harekete geçelim hadi. Saffet'i onlara verirsem öldürebilirler. Abini de öldürebilirler. Ne yaptınız? Kimsiniz siz? Derdiniz ne? Bir cevap versenize. Fazla konuşma lan. Her şey yolunda mı? Yolunda abi. Al bakalım. Sağ ol anne. Hmm.
Safet? Neyin var? Gamze ile mi tartıştınız? Son zamanlarda soğuk davranıyor bana. Bir yabancıymışım gibi bakıyor yüzüme. Tavırları, halleri tuhaflaştı. Emin misin? Belki sana öyle gelmiştir. Sadece ben değil. Ali ile Memo da fark etti bu durumu. Bana ne dediler biliyor musun? Gamze hala Oktay'ı seviyormuş. Bunu 10 yaşındaki bir çocuk bile anlarmış ama ben anlayamıyormuşum. Ya da anlamak istemiyormuşum. Gamze beni sevmese çoktan ayrılmaz mıydı benden? Bence bu sorunun cevabı çok açık. Neden yok yere canını sıkıyorsun? İnsan inanmak istediğine inanır ya. Ben kendimi mi kandırıyorum diye düşünmeye başladım. Gamze Oktay'la konuşmaya başladı yeniden. Ne var bunda? Arkadaş kalmaya karar vermiş olamazlar mı? Eski sevgiliden arkadaş olmaz anne. Bence ön yargılısın bu konuda. Ön yargı falan değil. Az çok biliyorum aralarında ne geçtiğini. Onlar arkadaş falan olamaz. Bu yüzden Oktay'ın varlığı hep bir tehlike benim için. Gamze'nin onunla aynı sınıfta olması bile canımı sıkıyor. Böyle olmayacak. Ah Oktay, ah. Ay. Afiyet olsun. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Tuğçe, bana kısır koyar mısın? Sağ ol. Sağ ol canım. Hepsini sen mi yaptın canım? Hayır. Aa, merhaba hocam. Hoş geldiniz çocuklar. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Zehra, ben içerideyim. Tamam dayı. Her şey yolunda değil mi? Evet, yolunda. Hocam. Yolunda. Tamam, harika. Oğlum, sadece birkaç ay sonra okuldan mezun oluyorsunuz. Yani bu durum geçici. Evet ama Gamze o herifin ona çektirdiği acıya aşk diyorsa bu geçici bir durum değildir, değil mi? Gerçek aşkın acıya da gözyaşı değil, sadece mutluluk getirdiğini ona göstermem lazım. Bunun için de Gamze'nin bana bir şans vermesi gerekiyor. Sana bu şansı vermeseydi nişanlanır mıydı seninle? Yine de onu kaybetmekten korkuyorum anne. Bir gün bana olmuyor Saffet. Ben Oktay'ı unutamadım demesinden korkuyorum. Eğer bu düşünceye odaklanırsan hem kendini hem Gamze'yi yorarsın. Belki de şu ara sınav stresi Gamze'nin aklını meşgul ediyordur. Bu yüzden sevgisini sana gösteremiyordur. Sabırlı ol oğlum. Sabretmeyi Gamze sayesinde öğrendim sanıyordum ama haklısın. Belki de en ufak bir hareketinden bir sonuç çıkarmak için fazla acele ediyorum. Arkadaşlarının söyledikleri de kafanı karıştırmış olabilir. Ben onu hiç bırakmayacağım. Bir gün o beni bırakmak istese bile, vazgeçse bile ben ondan vazgeçmeyeceğim. Eli boş geldiysen boşuna geldi. Buralarda abini arayarak kıymetli zamanını boşa harcıyorsun. Zaman daralıyor. Topu yüzüme. Ama bu iş burada kalmayacak. Boş ver Zehra. Hiç takma Özge'yi kafana. O biraz dengesizdir. Delidir yani, aldırma. O deliyse ben ondan daha deliyim. Gördük canım. Daha önce kimse Oktay'ın tayfasından birine kafa tutmaya cesaret edememişti. O salak da arkasındaki elemanlara güveniyor zaten. Ama beni tanımıyorlar daha. Ha, bu arada size bir sürprizim var, bekleyin. Aa, sürpriz mi?
Ah ne acaba? Ne çıkacak acaba? İkimizin de ortak bir düşmanı var Oktay. Saffet. Saffet'e karşılık abi. Yok Nihat hala aramadı Cahil. O zaman sen ara Melan. Tamam. Bunlar annem Hollanda'dan göndermiş. Ama benim tarzım değil. Çok güzel. Alın siz giyersiniz artık. Ay sağ ol ya, çok güzel. Bunlar çok güzel. Aa, çok güzel ya. Evet ya. Şuna da bakayım. Ay, harika vallahi. Bu benim. Ya bakayım. Ya, benim. Ay, bu çok bana göre. Sen niye giymiyorsun? Benim tarzım değil dedim ya. Çok güzel ya. Annem böyle giymemi istediği için yolluyor ama giymeyeceğim. Ay. Ya. Dolapta duracağını siz giyin. Vallahi sağ ol. Hadi ben çay koyup geliyorum. Çok teşekkürler. Siz yemeğe devam edin. Tamam. Duruyor hepsi. Bak tamam, bunlar kalmasın. Bu da güzel. Ne iyi etmişim kızları çağırmakla. Görüyorsun beni seven insanlar da var dayıcım. Benim bundan şüphem yok ki Zehra. Sen iyi bir kızsın. Sadece bazen öfkene yenik düşüyorsun. Bana duyulan öfkeye yenilmiyorum dersek daha doğru olur dayıcım. Mesela sınıfta beni çekemeyenler, benimle uğraşanlar oluyor ama hata yaptıklarını çok iyi anlatıyorum onlara. Onları kopya çekerken gördüğünde öğretmenlerine şikayet ederek mi alıyorsun intikamını? Hemen sana mı yetiştirdi beni? Ay Aslım'a bak ya, hem suçlu hem güçlü. Aslım değil. Leyla hocanı anlattı Zehra. Aslım kopya çekmek isterken onu görüp hocana haber vermişsin. Evet, ne var bunda? Bir dakika, bir dakika ya. Niye ben suçluymuşum gibi bakıyorsun ki bana? Kopya çekmek bir suç değil mi dayı? E bu suçu işleyen Aslım. Ona kızacağın yerde bana mı kızıyorsun? Sana kızmıyorum Zehra. Sadece gözden kaçırdığım bir şeyi göstermeye çalışıyorum. Neymiş gözden kaçırdığım şey? İnsan birini yargılarken bir zamanlar aynı hatayı kendisinin de yaptığını unutuyor. Ve bu yüzden karşı tarafa fazla acımasız davranıyor. Hatırlarsan sen de benim hazırladığım sınav sorularını çalmıştın çantamdan. Aslıma ele vermek yerine sınavdan sonra yanına gidip davranışının doğru olmadığını anlatabilirdim ona. Kopya çekmenin yanlış olduğunu bizzat yaşayarak öğrendiğine göre bu deneyimini onunla paylaşman hem senin için hem arkadaşın için daha iyi olurdu Zehra. Saffet, Oktay arıyor. Oktay mı? Ne var lan? Saffet, eski depoya gel. Acil. Tamam. Oktay beni depoda bekliyormuş. Acilen görüşmek istiyor. Derdi neymiş? Gamze'dir. Başka ne olacak ki? Gidelim. Ben yeterim. Ben gideceğim. Bunu tartışmayalım bile abicim. Yanlış bir şey olmasın yine. Hadi abicim hadi. Hadi. İnanılır gibi değil ya. Evet, inanılır gibi değil. Ya merak ettiğim bir şey var. Nasıl oluyor da bu kadar rahatsın? Gerçekten rahat mı görünüyorum?
Evet. Demek içi beni, dışı seni yakar dedikleri durum buymuş. Demek ki içimde ne fırtınalar koptuğu dışarıdan görülmüyormuş. Evet yani. Görüldüğünü pek söyleyemem. Ne saçmalıyorsun Zeynep ya? Dur Nisan. Bu daha iyi. Oktay'ın karşısına acıklı bir görünümle çıkmak istemem. Sen gerçekten ciddisin yani. Günaydın. İnsan inanmakta zorluk çekiyor. Yoksa bu haline duygularını incitmeyi aklımdan bile geçirmezdim. Çok özür dilerim. Önemli değil. Ben iyi niyetinizden eminim. Ne yapacaksın peki? Oktay'la konuşacağım. Ne yapılması gerektiğine birlikte karar vereceğiz. Bu sadece benim sorunum değil ki. Ne istiyorsun? Geldim işte. Merak etme. Ali ile Memo hiçbir şeye karışmayacak. Dinliyorum. Sana bir soru sordum Oktay. Ne istiyorsun? Doğan Kıratlı diye birini tanıyor musun? Hayır. Emin misin? Bu adama bir zararın dokunmuş olabilir mi? İyi düşün. Hayır Oktay. İsmi hiç tanıdık gelmiyor. O zaman bu herif seni niye istiyor? Ne demek lan bu? Kim bu herif ya? Sen nereden tanıyorsun? Bu herifin oğlu Altıntepe Koleji'nde okuyan bir serseri. Sibel'in başına gelenlerle bir ilgisi olduğuna dair bir şeyler öğrendim. Gidip dağıttım aşağılık herifi. Doğan denen adam o zaman karşıma çıktı. Benden seni getirmem karşılığında oğluyla aramızda geçenleri unutacağını söyledi. Kabul etmedim. Git ne hesabın varsa kendin gör dedim. Sonra seni uyarmaya çalıştım. Ama okulda bile izlendiğimi fark ettim. Benimle ilgili her şeyi öğrenmiş. Eğer sana bir şey söylersem, sadece bana değil, Gamze'ye, sana, yani hepimize zarar vereceğini söyledi. Lan delireceğim ya, kim bu herif lan? Bilmiyorum ama onu çok kızdırdığım belli. Yürü, herife gidiyoruz. Ya da mekan neresi olduğunu söyle, ben kendim gideyim. Ulan ne sanıyor lan bu herif kendini? He? Hadi Oktay, istediği ben değil miyim? Hadi sen ulan! Saffet dursana, herif bir lafını bitirsin ya. Saffet, mekan basıp dağıtabileceğin adam değil bunlar. Güçlü ve zenginler. İmkanları çok geniş. Bu işten birlikte sıyrılacağımız bir plan yapmalıyız. Ne? Lan sen niye üzülüyorsun be? Senin işin kolay. Götür beni oraya, olsun bitsin. Bunu yapmayacağımı biliyorsun. Ben kimseyi satmam. Bunu yapacak olsaydım çoktan yapardım. Herifin abim rehin almasını beklemezdim. Ne? Abim bu herifin şoförü. Sana zarar vermeyeceğini ve istediğini yapmayacağımı anlayınca abim rehin aldı. Şu anda ellerinde. Yarın akşama kadar süre verdi. Yoksa abimi bir daha göremeyeceğim. Vay alçak herifler ya. Buraya neden geldiğini şimdi anladım. Gerçekten berbat bir durum. Ama bize güvenmekle hata etmediğine emin olabilirsin Oktay. Bir dakika. Bunları uydurmadığını nereden bileceğim? Ya kendini acındırarak kendi rızamla götürmeye kalkıyorsan? Ya hepsi bir oyunsa? Saçmalama Saffet. Az önce kendi rızanla gitmeye kalkmamış mıydın zaten? Beni hiç mi tanımadın Saffet? Az önce gitmek istediğinde seni oraya götürebilirdim. Ama yapmadım. Bunun için hazırdım ben. Boş ver, buraya hiç gelmedim Say. Ben kendim hallederim. Ama sana tavsiyem, burada kalma. Seni bulamayacakları bir yere git. Beni merak etme Oktay. Başımın çaresine bakabilirim. Kendim hallederim. Oktay bir dakika. Başının çaresine nasıl bakabilirsin Saffet ya? Oktay heriflerin içine kadar girmiş. Herifleri bizden çok daha iyi tanıyor. Şakaları olmadığı da belli. Üstünüze otomobil sürerek seni ve Gamze'yi öldürmeye kalkanlar da onlar. Yani bu adamlar onlar mı sizce? Bence onlar. Başkası olamaz. Saffet'in de bizim gibi düşündüğünden eminim. Tamam, onlar olabilir. Ne istiyor bu herifler senden? Aslında benden değil. Annemden istiyorlar. Bir arsa. Üstüne iş merkezi yapacaklarmış. Ama annem de benim gibi dayatma ve baskıya boyun eğmiyor. O yüzden de arsayı satmak istemiyor. Tabii herifler anneme şantaj yapabilmek için beni ele geçirmeye çalışıyorlar. Bana şantaj yapabilmek için de abim ele geçirdiler ha? Yani bütün bunlar sizin yüzünüzden öyle mi? Ne demek istiyorsun lan sen? Abim sizin lanet olası arsanız yüzünden şu anda ölümle burun buruna. Hop! Benimle bu tonda konuşamazsın Oktay. Abicim konuşma tonunun ne önemi var ya? Herifin söylediği şey doğru. Kardeşi senin yüzünden şu anda ölümle burun buruna. Allah Allah! Niye benim yüzümden be?
Ben mi dedim kardeşine git heriflere paket ol diye? Uyanık olsaydı paçayı sıyırsaydı. Abimi öldürecekler Safra. Beni de öldürebilirler lan. Gerçi işine gelir değil mi? Rahat rahat Gamze'ye sahip olursun. Aranızdaki tek engel de kalkmış olur, mutlu olursunuz. Olamaz ya. Olur şey değil. Artık seni tanıyamıyorum Saffet. Asıl ben seni tanıyamıyorum. Ne zaman kanka oldunuz lan Oktay'la? Sokakta yattığın dönemde sana 2-3 kuruş verdi diye minnettar olabilirsin. Hatta ben de ona sıcaklık hissetmeye başladım insanca davranışı için. Ama bu ona horozlanma hakkı vermez. Bu insanca bir davranış değil işte. İnsanca olmayan asıl senin davranışın Saffet. Kardeşi namlunun ucunda bir adamı anlamayı reddettin. Söyler misin bana tüm bunlarla Gamze'nin ne alakası var şimdi? O da beni anlamayı reddetti. Evet ama onun bir özrü var. Kardeşinin şakağına dayanmış bir silah var. Senin ise hiçbir özrün yok. Üstelik evet dediği doğru. O silah kardeşinin şakağına senin o lanet olası arsan yüzünden dayandı. Peki ne yapabilirim ki? Oktay'ın arkasından gidip özür dile. Ne diyor lan bu Memo? İyice komik bir herif oldun ha sen. Gidip Oktay'ın arkasından özür dileyecekmişim. Bana pek komik gelmedi Saffet. Ne yani? Sen de mi Oktay'dan özür dilemem gerektiğini düşünüyorsun? Dileseydin iyi olurdu. Sana daha çok yakışırdı. Çok beklersiniz abi. Kafayı yediniz oğlum siz. Bırak be. Delirdiniz lan siz. Ulan sen de gün geçtikçe ona benzemeye başlıyorsun. Ulan delirteceksiniz beni ya. Az adamız abi. Daha çok adamla belki halledebiliriz. Doğru, sayımız az. Tekrar bulabilir misin abini tuttukları yeri? Çok büyük bir yer. Abime ulaşmayı denedim. Doğan'ın adamları engelledi. Silahlılar. Polise gidemiyoruz. Saffet yanaşmıyor. Ebe bile eli kolu bağlı bekleyecek miyiz? Sonucu ne olursa olsun bu meseleyi halledeceğim Yubo. Ne oldu kalbimi kırdım, ne yaptım? Bana niye değer vermiyor? Ne oldu gene? Bana niye değer vermiyor ya? Ben kalk. Hak etmiyorum bunu. Niye tamam, değer hadi. Vermiyor gel. Bana? Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi. Hadi gel. Alo, Canan teyze. Ben Nisan, Buket'in arkadaşı. İyiyim, sağ olun. Ama Buket çok kötü Canan teyze. Yok yok, başka bir sorun var. Buket hamile Canan teyze. Acilen buraya gelmeniz gerekiyor. Ah, Saffet'cim hoş geldin canım. Merhaba. Gamze çıkmadı değil mi? Yok yok. Kızım Saffet geldi. Geliyorum. Gel Saffet'cim kahvaltı yap bir yok, şeyler. Yok ben aç değilim sağ olun. Aa, o zaman sana bir çay koyayım ben. Tamam peki. Dün gece için kusura bakmayın. Annem çağırmıştı o yüzden gelemedim. Ne kusuru Saffet'cim? Aşk olsun. Ben de Gamze ile atıştığını zannettim. Sağ olun. Rica ederim. Gamze seni üzmüyor değil mi Saffet'cim? Yok canım. Arada her ilişkide olan şeyler yaşıyoruz. Siz üzülmeyin. Halledemeyeceğimiz sorunlar değil. Tabii canım. Aman Saffet, aman yavrum. Bizimki alttan almayı bilmez. Hı-hı. Sakın aklına yanlış düşünceler gelmesin. Biz biraz şımarttık kızımızı. Tek evlat tabii. Kardeş de olmayınca uzlaşmayı, anlaşmayı pek bilmeden büyüdü. Gamze'nin bir hatası yok, merak etmeyin. Her şey yolunda. Ben bazen yorucu olabiliyorum ama iyi idare ediyor yine. İyi iyi. Ha bu arada geçen gün okulu ekip Gamze ile sinemaya gitmişsiniz. Hangi filme gittiniz bakayım?
Geçen gün? Hı-hı. Sinemaya. Evet. Ha. Eve gelince sıkıştırdım biraz. Söyledi o zaman. Kızmadım Saffet'cim, rahat ol. Merak ettim sadece. Ama seninle olduğunu söyleyince içim rahatladı. Bir dahaki sefere bir telefon açın, oldu mu? Yanında sen varken Gamze'nin okula eklesine kızmam vallahi. Ama abartmamak şartıyla. Haklısınız. Merak etmeyin. Ay evladım, yesene bir şeyler. Hadi. Sağ olun. Pek iştahım yok. Yeseydin mi bir şeyler? Sağ olun. Kusura bakma, beklettim. Önemli değil. Hadi görüşürüz anne. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler Saffet'ciğim. Alo. Ne haber tatlım? Hani aramayacaktın? Söylediğin gibi çağrı bıraktım ama geri dönmedin. Müsait değilim. Ekin evde. Şu Ekin sorununu bir an önce çözmem gerekiyor anlaşılan. Benim hayatımda bir fazlalık olmaya başladı. Gelmeseydin. Efendim, bana mı dediniz? Gelmeseydin diyorum, biz beklerdik. Kusura bakmayın, sadece bir evrak işim vardı. Ya ne kusura bakmayacağım ya? Kaç dakikadır bekliyoruz burada, eşek başımız biz. Allah Allah ya. Estağfurullah kardeşim yani. Ya bırak şimdi estağfurullah falan. Sizin gibiler yüzünden hayat daha da çekilmez hale geliyor zaten. Kusura bakmayın kardeşim. Ya bekletmeyeceksin arkadaşım. Bir de cevap veriyorsun, tamam bin git hadi. Saffet, sakin olur musun? Beyefendi kusura bakmayın. Bakma, hadi hadi. Kusura bakmayın hanımefendi. Saffet, ne oluyor sana? Ya sen gel bırak arabayı, bir de utanmadan cevap ver. Abartma Saffet. Adam sadece 3 dakika bekletti bizi. Ne oluyor sana? Niye bu kadar gerginsin? Tamam ya, sen de geç bin hadi. Oğlum, abin hiç aramadı. Telefonun da kapalı. Sen konuşabildin mi? Ha, evet baba. Beni aradı dün gece. Çok yoğunmuş. Sürekli patronun yanındaymış da ondan açamıyormuş telefonunu. Çok selamı var size. Aleyküm selam. Ama bir daha ararsa söyle bizi de arasın. Bir sesini duyalım en azından. Çocuğun işi başından aşkın demek ki Nihat. Canım, iki dakikasını almaz. Söyle abine ilk fırsatta arasın bizi Oktay. Söyle, olur mu? Tamam, söylerim. Ben çıkıyorum, size afiyet olsun. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. İyi dersler oğlum. Sağ ol anne. Oktay'ın nesi var? Bilmiyorum. Son günlerde çok durgundu Nihat. Oğlum, dün tıkladık sen site. Hala inşaat halinde be kızım. Evet, yapım aşamasında. Ama uğraşıyoruz. Yakında hizmetinizde. Ne hizmeti lan? Sanki evde de yemek servisi yapacak. Ya bu okuldaki icraatları senin siteden duyursak, he? Değil mi? Duyururuz, duyururuz. Bakarız başkan. Anlaşıldı. Başkan reklam verecek senin siteye kızıl. Aynen. Tabii canım, işi düştü. Ulan ne uyanıksın sen be. Bariz geleceğin politikacısı. Ben politika yapmam Özge. Politikaya yalan karışır. Ben de yalan dolan yok biliyorsun. Tabii canım. Sınıfları açık büfe koyduruyordun, ne oldu? Ne oldu? Bana bak. Bu açık büfe vaadim fos çıkarsa var ya, ben ayakkabı çıkarıp kafana fırlatırım. Alnının çatına koyarım valla. Ulan 85 numara, ölürüm be. Günaydın. Ne haber? Günaydın Sibel, ne haber? Günaydın. İyi, sizden? İyi, gel. Yok, ben çıkayım. Yukarıda derste görüşürüz, tamam? Çıkıyorum. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz Sibel. Görüşürüz. Ya ulan siz benim siteyi bırakın da İbo ile Sibel'i nasıl bir araya getireceğiz onun çözümünü düşünün. Harbiden ya. Çok da Fifi diyesim geliyor ama diyemiyorum. Çok üzülüyorum Allah'a. Ben de ama elimizden ne gelir ki? Sevenlerin ayrı kalmasına dayanamıyorum. Ne yapalım da barıştıralım şunları ya? Bir dakika ya. Benim aklıma bir şey geldi abicim. Gelmesin. Ne geldi lan aklına? Efendim? Ya kanka, ya benim site yok mu, açıyoruz şimdi? Broşür basalım diyorum. Hani böyle panoları falan asalım. Reklam evet. Olsun, öğrenciler görsün. Vay 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 vay. Ne siteymiş be arkadaş? Ne olacaktı, ne olacaktı? Ha, ne zannettin? Ya ne olacaktı bu? Özgür seni. Geçen gün okula ekip Gamze'yle sinemaya
okumaya gitmişsiniz? Hangi filme gittiniz bakayım? Ne yaptın peki okula gelmeden? Evdeydim. Senin o lanet olası arsan yüzünden dayan. Peki ne yapabilirim ki? Gidin arkasından gidip özür dilerim. Merhaba Oktay. Merhaba. Okuldaki mumpirlerden saklanman için en güzel yer ha. İşine bak Saffet. Benden uzak dur. Yaptığın dangalaklığı bağışlayabilecek misin? Dün konuşmadık Farsay. Unuttum. Birlikte davranmalıyız Saffet. Bu herifler çok tehlikeli. Evet. Biz de aynı fikirdeyiz. İyi bir plana ihtiyacımız var. Biz dün akşam İbo'yla bir şeyler düşündük. Güzel. Hep birlikte akşam arabede buluşuruz o zaman. Tamam. Oktay. Sana bir borcum var. Sırf onu kapatmak için kabul ediyorum. Yoksa şu an yapmam gereken çok başka bir şey vardı. Sadece çocuklar imza. Evet hocam. Gelin çocuklar. Merhaba. 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 Çocuklar, Cüneyt Bey dava için gerekli olan şikayet dilekçelerini getirmiş. Şurayı imzalayacaksınız. Tabii. Ben şikayetçi değilim. Şikayetçi olsan da olmasan da mahkemeye çağrılacaksın Ali. Bildiklerini anlatman için orada olman gerekecek. Biliyorum. Mahkemeye geleceğim. Ama şikayetçi değilim. Nasıl ya? Ne demek bu şimdi? Barış'ın bize yaptığı onca kötülükten sonra nasıl şikayetçi olmazsın ondan? O hasta Eda. Normal biri değil. Öyle bir insandan şikayetçi olmak, ondan intikam almaya çalışmak gibi geliyor bana. Elbette. Ya elbette ondan intikam alacağız. Bize yaptıkları yana kar mı kalacak? Ben Barış'ın bize yaptıklarını zaten ağır bir bedelle ödediğini düşünüyorum Eda. Ondan intikam almayı doğru bulmuyorum. Sana yaptığı onca şey unutabiliyorsun yani öyle mi? Unutmak değil de hatırladıklarım artık bende öfke yerine yalnızca acıma duygusu yaratıyor diye. Ben de acıma duygusu yaratmıyor ama. Hayatımı mahvetti. Ondan nefret ediyorum. Bana çektirdiklerini fidil fidil getireceğim onun burnundan. Senin desteğin olsa da olmasa da ben bu işin peşini bırakmayacağım. Ne yazık ki bu konuda farklı düşünüyoruz Eda. Bence de. Hem de siyahla beyaz kadar farklı. Eda. Eda dur. Edacığım. Mavi sakal damgası günlerce kaçmak saklanmak zorunda kaldı. Onun yüzünden vuruldu. Ölebilirdi de. Onca acıyı çektikten sonra şimdi şikayetçi değilim diyor. Ya nasıl bu kadar umursamaz olabiliyor hocam? Senin şikayetin Barış'ın ceza alması için yeterli Eda. Ali'nin bu davranışını umursamazlık olarak değerlendirme. O Barış'ın akli dengesini yitirdiği için sağlıklı bir insan olmadığını, ondan intikam alıp yaşattığı zorlukların hesabını sormak yerine belli ki Barış'ı vicdanıyla baş başa bırakmayı tercih ediyor. İnan bana, vicdan azabı hayattaki en ağır cezadır. Barış'ın deli olduğunu söylüyorsunuz. Aklı yerinde olmayan bir yaptıklarından pişman olabilir mi? Ya vicdan azabı çekebilir mi sizce? Haklı olabilirsin. Geç öyle. Barış'ın durumu vicdanın sesini duyamayacak kadar kötü olabilir. Öyleyse Ali'nin bu kadar acınası durumdaki bir insandan şikayetçi olmasını hoşgörüyle karşılayabilirsin Eda. Bakın hocam, deli olup olmamız umurumda bile değil. Ben Barış'ın alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu kararını anlayabiliyorum Eda. Ama lütfen Ali'ye kızma. Bu da onun tercihi. Barış hasta ya da değil.
onun kötülük yapması, Ali'nin de bu kötülüğe karşılık vermesini gerektirmez. Belki de o sadece onu bağışlamak, ona dayatılan düşmanlığa hoşgörüyle cevap vermek istiyor. Peki hocam, istediğini yapsın. Ama benden onun kadar hoşgörülü olmamı beklemeyin. Bana acımayan birine ben de acımam çünkü. Müsaadenizle. Tamam Eda. Ders çalışıyor. Baksana. Ne haber Aslım? İyiyim sağ olun. Ne bu afrat affı Aslım ya? Niye trip yapıyorsun bize ya? Saçmalıyorsun. Bir şey yok, siz bakın keyfinize. Hadi ama Aslım, asma suratını. Ya sen böyle soğuk mu davranacaksın bize? Evet Aslım. Aslım. Ya bütün bu olanlardan sonra ne bekliyorsunuz ki? Boynunuza mı sarılayım yani? Gereksiz yere alınganlık yapıyorsun Aslım. İstediğiniz gibi düşünün. O kızın arkadaşlığına arkadaşlık diyorsanız benim arkadaşlık kavramım sizinkinden çok farklı demektir. Bir daha söylüyorum. Bundan böyle o varsa ben yokum, tamam mı? Ne yani? Senin için bir seçim mi yapmamızı bekliyorsun bizden? Siz seçiminizi yapmışsınız zaten. O gece gayet iyi anladım kimin tarafında olduğunuzu. Size de bir kazık atacaktır. O gün geldiğinde sakın gelip bana hazırlamayın, tamam mı? Oy, hadi yürü ya. Düşünebiliyor musunuz? Dedektifler gibi odamda ipucu arıyorlar. Anneler bazen çok meraklı olabiliyor. Eşyalarını karıştırsa bile ne bulacak ki? Bunu. Nereden çıktı bu? Okula ektiğimiz gün çektirmiştik. Kaldır şunu ortadan kızım. Biri görecek şimdi. Ay annem bunu bulsaydı bitmiştim ben kızlar. Bitmiştim. Saffet'le konuştun mu? Ya okula gelirken konuşacaktım ama çok sinirliydi. Uygun bir zamanı yakalayana kadar bekleyeceğim. Hadi kızlar ben çıkıyorum. Nereye? Oktay'a bakacağım. Efendim? Süren daralıyor Oktay. Elini çabuk tut. Saffet'i getir. Oktay, biraz bekler misin? O gün yanına geldim. Kaçar gibi uzaklaştın benden. Bir şey mi oldu? Hayır Gamze, ben sadece... Açık konuş Oktay. Kırılmam, korkma. Beni öptüğün için pişman mı oldun? Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam Gamze, biliyorsun. Hele hele yapmayı deli gibi istediğim bir şeyden asla pişman olmam. O zaman sorun ne? Saffet mi? Eğer öyleyse bak, ben... Aramızda olanlar hakkında şu anda konuşamam. Senden tek bir şey istiyorum. Bir süre benden uzak dur. Niye böyle konuşuyorsun? Başın mı dertte yoksa? Dediğimi yap Gamze. Merak etme, her şey yoluna girecek. Sadece yanına geleceğim güne kadar beklemeni istiyorum senden. Peki tamam. Ya mecbur muyum ben orada oturmaya? Hem niye kalkıyorum kendi sıramdan ya? Bundan sonra böyle. Bizim tarafımızda yeriniz yok. Geç geç. Hadi yürü. Gel hadi Tümke, gel. Gel, gel. Ya inanamıyorum ya, ne oluyor? Sen bundan sonra Zehra'nın tarafında oturacaksın İremciğim. Yapma ya. Öyle mi canım? Doğru. Öyle canım. Allah Allah. İkiye böldük sınıfı kardeşim. Melisa, Tuğçe siz de bundan sonra o tarafta oturacaksınız. Yok ya. Çok saçma ya. Hadi kızım hadi. Uzatma saçma da ikili öbür tarafa. Ve şuna abicim bundan sonra bu sınırı geçen olursa çok fena üzerim. Gel buraya İrem, geç otur. Akıllarınca bizi böyle sindirecekler. Kafaları bu kadar basıyor işte. Merak etme canım, senin dizlerin mide bile sindiremez. Taşı bile ötürüm ben be. Ya arkadaşlar böyle bir şeye gerek var mı lütfen? Bence gerek var Sibel. Ben destekliyorum ayrıca. İyi de hocalar izin verecek mi sizce buna? Vallahi sınıfın huzur ve güveni için buna mecburlar. Yoksa şuna kan çıkar burada evet kardeşim. Başkan olursa. Bu mu evet, başkan? Ya, anlamıyorlar ki. Evet Aslı. Dizdar, zil çalınca alırım kağıtlarınızı, tamam, tamam mı? Hocam. Hayır almamanız saçma zaten. Ne yapacağım, eve mi götüreceğim bu kağıtları? Heh. Bırak gevezeliği de başla yazmaya hadi. Oha. Yavaş be. Kağıtlarımızı okudunuz mu hocam? Evet okudum. Nasıl? Dur be. Sınıfın durumu genel olarak iyi. Ama daha iyi olabilir. Kopya çektik ya. Kesin olarak iyi not aldım. Evet Rıza. Buyurun hocam. Otur çocuğum. Tebrik ediyorum tebrik seni. Ediyor ya. Sağ olun hocam. 15.
En kötü notundan birine sen sahipsin. Böyle giderse sınıfta kalacaksın. Çocuklar neden çalışmıyorsunuz? Bu seferlik böyle oldu hocam, kusura bakmayın. Ama bir dahaki sınava toparlayacağım. Peki toparlar, öyle olsun. Toparlar. İlhan. Benim hocam. Gel bakalım buraya. Bunda ne olacak? Bunlar ne? Niye böyle resimler çizdin? Resim mi? Hocam, ben kendimi bu şekilde daha iyi ifade ediyorum. Sözel olarak değil, görsel olarak yani. Zaten bu zaferi anlatmaya kelimeler yetmez hocam. Peki, nedir bu çizdiklerin? Şimdi şöyle açıklayayım. Birinci İnönü Zaferi, kahraman Türk ordusu, şu kanı arabasının önünde duran da İsmet Paşa. Öyle mi? Gerçi siz de haklısınız. İyi resmedememişim paşayı sınav stresinden hocam. Madem görsel ifadeyi tercih ediyorsun, ben de senin anlayacağın dilde bir şey çiziyorum. Bu ne evladım? Yamuk olmuş biraz ama daire. Hayır, koca bir sıfır. Otur yerine. Kalacaksın sınıfta, hala dalga geçiyorsun. Ya hocam buna da şükür. Kalıcı olmak iyi bir şey ama sanatımın anlaşılmamasına kızıyorum. Haberiniz yürü olsun. Hadi hadi geç yerine. O kadar da uğraştık ya. Eda 85. Bakalım ne notlar geliyor. Merve 70. Bir de kopya Özge olacaksın. 50. Hocam 5 puan daha verdi. Sibel 80. İbo 60. Lütfen. Ver lan. Yürü git. Başkanım. Ben vermiyorum. Başkanım. Ha? Müdür seni çağır. Ulan yine mi be? Hayatımdan bezdim ya. Bütün teneffüslerimi katlediyorum. Hadi canım, ayaklı hadi. Radyo muyum hadi ben? Anlıyorum başkanım. Olacak söyle. Şey değil bu ya. Haklısın başkanım. Canımdan bezdim kardeşim. Ne konuştunuz? İstifa hiçbir şey konuşmadık. Oktay Bey konuşmak istemedi. Al işte. Bu ne şimdi ya? Ne yapmaya çalışıyor yani? Ver lan. Yine başı dertte. Ve yine benden bir şeyler saklıyor. Oktay hiç değişmiyor kızlar. Galiba hiçbir zamanda değişmeyecek. Efendim. Oktay. Sürenin dolduğunu hatırlatmak istedim. Acele et. Getir Saffet'i. Neredesin oğlum? Seni bekliyoruz. Bekliyorsunuz da hocam. Benim sesim günün bu saatinde hiç iyi çıkmıyor. Açılmadı daha yani. Bakın. Dur o zaman evladım. Bunun çaresini biliyorum ben. Bunun da mı çaresi var ya? Ne yapacak acaba ya? Vallahi ben de. Hocam, ne yapıyorsunuz hocam? Bekle yavrucuğum, bekle. Hocam, tahmin ettiğim şeyi yapmıyorsunuz değil mi? Dur evladım. Ben içmem. Hocam. Hocam. Al evladım. İç bakalım. Açılma. Sesin açılır. Açılmaz. İç bakalım. Hocam, Allah. İç hocam, evladım. Hocam, İç hocam, sesine hocam, çok hocam, iyi gelir. Hadi iç hocam, yavrucuğum. Açıldı. İç. Sesim açıldı. Bakın hocam sesim açıldı. Haklı mısınız hocam? Bu yumurta ses açma konusunda birebir. Bakın görür görmez sesim yerine geldi. Evet. Sağ olun hocam. Hadi bakayım. Hadi o zaman başlayın. Başlayalım. Başlayın. Ben hazırım. Hani? Ben de hazırım. Sen de hazırsın değil mi? Evet, evet. Hazırım. Başlıyoruz, başlıyoruz. Yeminimde hare var, yüreğimde yâre var, yüreğimde yâre var. Ay bana bir tane kola alır mısın? Tamam, kola. Evet. Diyet değil mi? Aa, benimki diyet. Evet, diyet. Hop. Kantinlere sınırınız burası. Buradan öteye geçmek yok. İyice delirdiniz siz ha. Kantinden nasıl alışveriş yapacağız? Yapmayacaksınız. Biz buradayken yok. Alışveriş malışveriş yok. Sizi Hulusi Bey'e şikayet ederim. Çok da Fifi. Yürü. Zehra'yı da siz bilgilendirirsiniz artık. Ben müdüre gidiyorum. Ben müdüre gidiyorum. Benden de selam söyle. Bırak kızım. Sen niye gidiyorsun? Bu Zehra'nın kavgası. Ne yapacaksa o yapsın. Sen karışma. Hı-hı. O kendini koruyabilir ne de olsa. Sonuçta dayısı bu okulda öğretmez. Ama seni kim koruyacak? İrem aklı Melisa. Karışma sen. Hadi yürü. Kafanı çalıştır. Hadi yürüyün. Bizler. Buyurun.
hocam? Diyelim ki bir trafik kazası oldu ve sen oradaydın. Her şeyi kendi gözlerine gördün. Yani farz ederiz değil mi hocam? Evet. Farz et ki küçük bir çocuk var. Annesinin elinden kurtulmaya çalışırken aniden bir arabanın önüne fırlıyor ve arabanın altında kalıyor. Uf. Ne diyelim, çocuk ölmüş mü yoksa sakat mı kalmış olsun? Yazık ya. İçim bir tuhaf oldu. Çocuklar, kurtulmuş olsun hocam. Farz ediyoruz. Madem ki farz ediyoruz, burnu bile kanamamış olsun hocam. Çocuklar, amaçladığım tartışmayı mümkün kılmak için çocuğun kurtulduğunu farz edemeyiz. Mutlaka bir zarar görmesi gerekiyor. Hem de ciddi bir zarar. Ayağı burkulsun hocam. Kaburgası çatlasın. Sakın ölmesin hocam. Rıza gibi olsun hocam. Çocuklar, kimsenin öldüğü falan yok. Yalnızca farz ediyoruz. Duygusal olmanız güzel de yani... Duygusallığın aklı gölgelemesine lütfen izin vermeyin. Yine de çocuk ölmesin hocam. Pekala, çocuk ölmüyor. Ama sakat kalıyor. Hayatı boyunca da felçli yaşayacak. Alçak şoför. Dizdar, sen oradaydın ve her şeyi gördün. Ha, gördüm. Farz ediyoruz. Trafik polisleri geldi. Geldi. Olay yerini inceledi. Tanıkları dinledi ve şoförün hata payının 10'da 0 olduğunu tespit etti. Alkol almamış. Hızlı sürmemiş. Yoldaki lastik izlerinden anlaşıldığına göre zamanda ve çok sert fren yapmış. Fren sistemi gayet mükemmel. Lastikler kabak değil. Yani arabanın bakımı eksiksiz durumda. Anladık mı? Hı hı. Şoför tamamen suçsuz. Ama yine de ortada bir suç var. Küçük bir çocuk felç olmuş. Peki bu durumda ne yapardın? Şoföre karşı tavrın ne olurdu? Yani şoförü teselli etmeye çalışırdım hocam. Sakin olmasını söylerdim. Merak etme, her şey düzelecek falan derdim. Yani üzülmesini istemezdim ama. Güzel. Herkes Dizdar'la aynı fikirde mi? Evet hocam. Evet hocam. Yani. Bence de öyle. Ay evet tabii canım. Şimdi de şöyle bir şey farz edelim. Farz et ki arabanın altında kalıp felç olan çocuk senin kardeşinmiş. Ne? Ya ağzınızdan yel alsın, olur mu öyle şey hocam ya? Saçmalama Dizdar. Farz ediyoruz. Diyelim ki felç olan çocuk senin kardeşinmiş. O zaman şoföre karşı tavrın ne olurdu? Ha, o durumda tavrım değişirdi tabii hocam. Niye? Durum değişmedi ki. Durum aynı. Ben anlamam. Kardeşin felç olmuşsa o şoföre direkt dalarım. Ağzını burnunu kırarım vallahi, öyle bırakmam onu. Ama şoförün bir hatası yok ki Dizdar, gözlerinle görmüşsün. Bütün hata kardeşinde. Ya da sende. Onu bırakan sende. İyi de hocam, kardeşimi dövmem ki. Çocuk zaten felç olmuş. Sen illa birini dövmek zorunda mısın? Ya kardeşimin intikamını başka türlü nasıl alacağım hocam ya? Evet çocuklar, işte anahtar kelime bu. İntikam. İntikam almak için masum bir insana zarar vermek. Sana yanlış görünmüyor mu Dizdar? Şoförü dövmekte bir yumukluk hissetmiyor değilim. Ama siz de takdir edersiniz ki kardeşimin intikamını almaktan vazgeçemem hocam. İlk defa haklı Şirek. Erkek adam intikamını alır hocam. Erkek olmasan bile benim intikamımda bariz acı olur. İnsan kendine ya da yakınlarına zarar veren birini affeder mi hocam? Ben acımı almadıkça uyku bile uyuyamam. Duydun mu ne diyor? Peki, birilerinin size veya yakınlarınıza gerçekten kasıtlı olarak zarar verdiğini farz edelim. Çocuklar, bu durumda bile size düşmanlık edenlere intikam duygusuyla değil de adalet duygusuyla karşılık vermeniz daha doğru olmaz mı? Adaletin yerine gelmesi için intikam almak gerekir hocam. Evet. İntikam almadıkça adalet olmaz ki hocam. İntikam demek adalet demektir. Çocuklar, aynen, yanılıyorsunuz. Adalet asla intikam almaz. İntikam, insanlığın çoktan açtığı, çok geride bıraktığı ilkel bir yönsemedir. Bir adalet görevlisi, örneğin bir hakim, suçludan intikam almaya çalışmaz. Diyelim ki suçlu firarda ve bir türlü bulunamıyor. Bir hakim suçlunun yerine suçlu yakınlarını cezalandırmaya kalkmaz. Çünkü bilir ki insanlık suçun şahsiliği diye evrensel bir hukuk kuralı yaratacak olgunluğa ve uygarlığa ulaşmış. Kana kan gibi, intikam gibi ilkel kavramları çok geride bırakmış. Az gelişmiş ve 21. yüzyıla girmeyi ısrarla reddetmiş ilkel insanlar dün olduğu gibi maalesef bugün de varlar. Ve ilkel diye nitelendirdiğim bu insanların hayvan postları giydiğini ve mızrak kullandıklarını sanmayın. Hayır, takım elbise giyiyorlar, kravat takıyorlar. Hatta losyon bile kullanıyor olabilirler. Üstündeki pahalı kumaşlara rağmen intikam duygusu insanı bir anda insanlıktan çıkarıp eli kanlı bir canavara bile dönüştürebilir. Marka giyinen, şık ve modern görünümlü bir insan sırf adalet duygusu yerine intikam hırsıyla beslendiği için suçun şahsiliği prensibini asla kavrayamadığından
inanılmaz bir ilkellik sergileyebilir. Bu insan, örneğin hasımlarını tehdit ederken 7 sülalesini yeryüzünden kazıyacağını, eşikteki dedesini, beşikteki bebesini bile sağ bırakmayacağını ilan edebilir. Ve yalnız ilan etmekle de kalmayabilir. O yüzden unutmayın. Eğer sizler bu sıralarda bunca zaman dirsek çürüttükten sonra intikam gibi ilkel bir duygunun yerine adalet duygusunu ikame edemezseniz, yıllarınızı boşa harcamış ve sıradan bir insan olmayı bile başaramamış olacaksınız. Şimdiye kadar harekete geçecek bir şey yapmamış efendim. Saffet'in bir açığını bekliyordur. Biliyorum. Abisini orada bırakmayacak. Bana Saffet'i getirecek. Uzaktan takibe devam etsinler. Aksi bir durum olursa haberimiz olsun. Anlaşıldı efendim. Kendime yediremiyorum. Yardım etmesen daha beter Saffet. Oktay abisini teslim ettiğinde kendini daha iyi hissedeceksin. Ona olan borcumu ödemiş olacağım. Hayatımı kurtarmıştı ya. Ona borçlu olmaktan nefret ediyor. Bu işi yaptığımızda bu mesele temelli kapanmış olacak. İbo, İbo. Dur, ne oldu? Çayı dökeceğim ağzına şimdi ha. Pamuğa bir şeyler oldu gene. Tripten tribe giriyor ya. Sebep? Ya kendini malzeme odasına kapatmış. Biz de anlamadık ya. Tamam. Hadi. Ben konuşurum başkanım. İyi olur. Alırım sıkıntısını. Ne bakıyorsun kızım? Sen kaşınıyorsun ama merak etme. İcabına bakacağım. Yok ya. Hadi kaşı da görelim. O topun hesabını soracağım senden, bekle. Bana bak kızım. Bari sınırlarımı zorluyorsun. Bu sefer top değil, elimden sağlam bir tokat yiyeceksin ha. Sıkıyorsa dene. İlla döveyim seni istiyorsun değil mi? Dövebiliyorsan döv. Hadi kolay da o kadar. Hadi dövsene sen beni. Sen zorlama beni. Kes artık. Hadi döv. Döv. Dövsene. Hadi. Sabrımı hadi. Zorlama. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor size? Sesiniz koridorda yankılanıyor. Bir şey yok hocam. Kusura bakmayın. Kanka şu çayı ver bakayım ya. Aa, iki yudum alayım. Bir çay içemedim zaten. Arkadaş ya, burnumdan getirdiniz. Burada mı kaybeden? Evet evet, içeride abi. Ya beni yalnız bırakın diyor. Başka da bir şey demiyor ya. Ne işi var lan bunun burada? Bana bak, içeride türlü türlü şakalar, komiklikler falan filan varsa o senin kızıl saçını siyah boyarım, insan içine çıkamazsın. Ya kardeşim dırdır yapma ya, hadi gir. Allah Allah, hayret bir şeysin ha. Güveniyorum ben sana, vallahi köşede güveniyorum. Arada güveniyorum sana. Köşede oturuyor. Nerede? Hadi. Hele çay içmek kalmıyor. Aç kapıyı, Rıza! Açsana lan, kızıl ötesi. Şşş, işinize bakın lan, devam edin. Rıza! Aç, öldüreceğim seni Rıza. Açsana lan. Oğlum bak, buradan çıkarsam. Buradan bir çıkayım. Ne yapacaksın sen Rıza? Nasıl düştüm ben bu tongaya ya? Ondan sonra tahtaya basıyor. Ya hadi git. Ayağını çürüdü. Gel. Gelsene mi? Ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim sana. Eşimi görüşürüz. Söyle. Bay bay. Tamam. Gel gel gel. Görüşürüz. Dizdar. Ne oluyor? Dur ya. Dizdar gel, gel. Yavaş. Çekil lan. Gel yenge gel. Hadi. Ne oluyor? Dizdar göster. Ne göstereceksin Dizdar? Harika, süper valla. Dizdar. Bak süper. Sürpriz. Görüşürüz. İbo. Şimdi anlaşıldı bunların derdi. Ulan buradan çıkınca görürsünüz siz. Konuşalım. Ben intikamımı soğuk yerimize. Çak, işlem tamam. Ya tamam oğlum, tamam anlıyorum da. Benim suçum ne ya? İzlemedim daha. Biraz da kendini benim yerime koy yani.
Sen ne düşünüyorsun? Ya boş ver Semih abi. Girer misin aralarına? Kendi aramızda çözeriz kardeşim. Hiç mi olmaz? Fotoğraflara mı bakıyorsun Oktay? Abini çok üzüyorsun, çok. Keşke sen de burada olsan da beraber fotoğraf çektirsek. Ya tamam abi, bir defa senin dediğin. Söylesene. Tamam, ne zaman sen kimle konuşuyorsun? Sana ne ya? Hatta sen ver ya, sen sen. Ay sen de çok telaşlısın. Sanki ben değil sen hamilesin. Kızım Zeynep haklı. Bu sakin olunacak konu mu yani? Hamile kaldığın yaşa bak. Sen daha kendin çocuksun. Bence hamile kalabildiğime göre o kadar da çocuk sayılmam. Sayılmazsın tabii de. Bir de evlilik dışı çocuk bu. Bunu hiç düşündün mü? Of. Bir de ahlak polisi mi kesildiniz başıma ya? Ailene haber verdin mi? Hayır. Hayır mı? Nasıl haber vermezsin ya? Ne zaman haber vermeyi düşünüyorsun? Önce bir Oktay'la konuşayım, sonra onlara da haber veririm. İnanılır gibi değil. Kız ne kadar rahat. Ne kızı? O artık bir anne adayı. Niye saldırıyorsun sen Zehra'ya? Öyle bir şey yok hocam. Kızım, neden kötü davranıyorsun arkadaşına? Top atmışsın kızın yüzüne beden dersinde. Top gidip ona çarptı. Bilerek atmadım. Kes! Evladım, güzel kızım. Şurada mezun olmanıza pek bir şey kalmadı. Canınızı yakmak istemiyoruz. Biz iyi niyetli davrandıkça tepemize çıkıyorsunuz. Bir daha Zehra'dan senin hakkında şikayet alırsam yakarım seni, haberin olsun. Tamam hocam. Çık evladım, çık. Zehra. Biraz konuşalım mı? Olur. Son zamanlarda canın sıkkın gibi biraz. Yo. Gayet iyiyim ben. Önce Sibel, şimdi Özge. Arkadaşlarınla aranda bir sorun var gibi geldi bana. Size öyle gelmiş. Hiçbirisiyle sorunum yok benim. Az önce ben gelmeseydim Özge ile kavga edecektiniz Zehra. Sataştı bana. Ben de haddini bildirmek üzereydim. Yok, çok büyütmeye gerek yok bunu bence. Bak Zehracığım. Bazen hepimizin bizi dinleyen, anlayan biriyle konuşmaya ihtiyacı olur. Öğle zamanlarında evinden, arkadaşlarından uzaktaysan kendini daha da yalnız hissedersin. Belki de biraz konuşmaya ihtiyacın vardır senin de. Bir sorunun varsa bana anlatabilirsin. Beni sadece öğretmen olarak görme lütfen. Yo. Zaten sadece bir öğretmen olarak görmüyorum sizi. Dayımı tavlamaya çalışan potansiyel bir yenge adayı olduğunuzun farkındayım. Ne diyorsun sen Zehra? O kadar salak değilim. Yani bu ilgili hoca tavırlarıyla dayımın gözünü boyayabilirsiniz ama boşuna uğraşmayın. Dayımı etkilemek için beni kullanamayacaksınız. Yeter. Kötü niyetli olabiliyorsun. Allah Allah. Mine Hanım? Mine Hanım? Ne oldu, iyi misiniz? Başım çatlayacak gibi ağrıyor Kemal Bey. Doktora götüreyim sizi o halde. Yok yok, toparlarım şimdi. Oluyor böyle arada, migren. Mine Hanım, gerçekten iyi görünmüyorsunuz. Dayı. Hayır Kemal Bey. Zehra söyle. Cüzdanımı evde unutmuşum da 20 lira ihtiyacım var. Ha peki. Al Zehra. Sağ ol. İyi dersler. Mine Hanım, gerçekten doktora götürebilirim sizi. Gel.
Gerçekten merak etmeyin. Birazdan geçer. Sibel! Ya kabul et. Son kez soruyorum. Ya kabul et. Benimle bu akşam yemeğe çıkar mısın? Atlayacak şimdi. Kabul etmezsen atıyorum. Bırakın ben. Bırakın. Sibel'le geç ölürüz ha. Kabul. Kabul edin. Kabul edin. Bravo. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Az önce içeri girip de beni gördüğün anda şaşırdın ya hani. Hı. Yüzünde beliren ifade bana neyi hatırlattı biliyor musun? Neyi? Sana çıkma teklif ettiğim günü. Teklifimi kabul etmezsen kendimi pencereden aşağı atacağımı söylediğimde o aynı şaşkın ifade vardı yüzünde. O anı hatırladım. Bir an gerçekten pencereden atlayacaksın sanmıştım. Gerçekten atlayacaktım. Blöf yapıyordun. Hayır, gayet ciddiydim. Atlayacak mıydın hakikaten? Evet, o benim. Atma. Atmıyorum ya, atlayacaktım. Neredesin sen be? Üf be. Hulusi'nin odasında. Ne işin var lan orada? Seni de mi koruya aldılar yoksa? Ne korosu lan? Zehra ile dalaştık ya. Gidip kanmazlamış beni Hulusi'ye. Bütün fırçamızı yiyip geldik. Neyse, boş verin. Durum ne? Şimdilik konuşuyorlar. İyi işte. Yalnız var ya, İbo çok kızdı bize. Sonra teşekkür edecek ama. Dur. Ne konuşuyorlar? Oğlum söylesene ne konuşuyorlar? Boş konuşuyorlar. Konuşuyorlar, konuşuyorlar. Hadi yukarı. Gidelim mi? Yürü. Şaka yapmıyordum Sibel. Atlayacaktım. Çünkü senin o olduğunu anlamıştım. Kim? O işte. Herkesin beklediği biri yok mu hayatında? Hani sadece bir kere o kadar çok sevebileceği. Sadece ona kalbini sonuna kadar açabileceği. Hani moda bir değiş var ya. Ruh ikizi midir nedir? Ondan işte. Bir tek onunla tamamlanabileceği. Onun sen olduğunu daha seni ilk gördüğümde anlamıştım. Yani beni reddetseydin bundan sonraki hayatımda bekleyeceğim kimse olmayacaktı. O zaman yaşamanın da bir anlamı olmayacaktı. En iyisi atlayayım aşağı demiştim. İyi ki yapmamışsın böyle bir şeyi. Değil mi? O kişiyi bulduğun zaman iyi ki Sibel için hayatımdan vazgeçmedim dersin. Ben onu buldum Sibel. O sensin. Ne haber Buket? Sana ne? Geçmiş olsun demek istedim. Hastaymışsın. Sana da geçmiş olsun. Senin durumun benden daha kötü. Nerede o herif? Niye senin yanında değil? Yoksa o ayak takımı tayfasına fazla vakit ayırdığı için mi görüşemiyorsunuz? Bu aralar onlardan çok seninle ilgilendiğini duydum. Ama ben ona anlayış gösteriyorum. Çünkü senden kurtulmak için bayağı bir çaba gerekiyor. He asked me if I could drive on the left in England. 2. She asked the boy what his favorite food was. Çocuklar, İbo nerede? Okuldaydı ben gördüm. Sibel? O da okuldaydı. Niye derse girmedi? Rıza Dizdar, bir cevap bekliyorum sizden. Bilmiyorum hocam. Ama isterseniz çıkıp arayalım. Evet. Hayır, arayalım. Hayır, gerek yok. Oturun. 3. Galiba bundan sonraki hayatımızı burada geçireceğiz. Ya diyorum ki iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, depoda benimle sonsuza kadar. İbo. Ya ne var ya? Biz birlikte olduktan sonra fark eder mi? Depoymuş. Samanlıkmış. Önemli mi bunlar? Aa, bizim yaptığımız resimler burada mı duruyor yani? Ha? Bak. Bilmem. Bu ne? Bak. Okey, oynayalım mı? İki kişi daha lazım. İki kişi daha mı? Seninle aynı masaya oturacak iki kişi doğmadı daha.
Taş çalmak yok, hadi başla. Bu okulun işine ben mi bakacağım ya? Depo bir taraftan, kapı bir taraftan, her şey bir taraftan ya. Her şey bir taraftan, böyle bir şey olmaz ya. Yazık bana ya. Biri geliyor galiba. Bismillah, bismillah. Merhaba Rifo. Merhaba Rifo. Ne işiniz var burada? Bakma öyle, mahsur kaldık. Daha doğrusu mahsur bırakıldık. Bağırıp yardım isteseniz ya. Panik yaratmak istemediğimiz için de bağırmadık. Nasılsa sen varsın, açarsın kapıyı. Hadi hadi, çıkın dışarı. Çıkın hadi. Zafer Hoca gelir görürse delirir. Hadi dışarı. Buyurun Sibel Hanım. Teşekkür ederim. Sağ ol Rifo. Güle güle. Sağ ol Rifo. Hadi uzatma, çık. Adamsın. Nedir bunlardan çektiğin? Gir. Geldiler. Özür dilerim. Çocuklar neredeydiniz? Biz yolunu kaybetmiş bir turist gördük. Barışıyor bunlar. Bizden yardım istedi. Çatpat o derdini anlatana kadar bana. Ders başlamıştı. Türkçesi zayıftı biraz. Tamam. I'm sorry. Hadi geçin yerinize. Müsaadenizle. Okay, quiet please. Let's turn back. Number 5. He asked me. Yalanı tebrik ederim seni. I had seen his last movie. Artık bir icraat görmek istiyoruz Oktay. Paketle şu herifi. Bitsin bu iş. Bunun ne zaman olacağına ben karar vereceğim. Şunun için geldim. Babam abimi merak ediyor. Onunla konuşmasına izin verin. Bilemem. Babam rahatsız. Eğer ona bir şey olursa benden istediğinizi hiçbir zaman alamayacaksınız. Bunu patronuna söyle. Devam et. Var ya, bu yaptığınızı unutmayacağım. Bir dakika ya. Böyle söylemeni bekliyorduk da bariz yanlış tonlama yaptın abicim. Şöyle olacaktı. Bu yaptığınızı unutmayacağım. Canlarım. Ya size kızayım mı? Teşekkür mü edeyim bilmiyorum ki ben. Bak, içerideki vaziyette bağlantılı olarak teşekkür etmeni beklerdik tabii. Saçmaladınız ama yine de sağ olun. Siz elinizden geleni yaptınız. Sonuç ne abicim? Sonuç, ben Sibel'i çok kırmışım arkadaşlar. Bir kez daha anladım bunu. Tedavi uzun sürecek. Aşkımın tedavisi çok uzun sürecek. O zaman yeni bir organizasyon yaparız abi. Sen organizasyon. Sakın organizasyon falan yok. Organizasyon yapma adam. Senin ruhun bile duymaz. Tamam, yapmayacağım oğlum, yapmayacağım. Tamam. Ya bırak, tamam, yapmayacağım, yapacağım diyorum. Yapmayacağım. Bitirecek, bırak. Nasıl? Bu koro olayı dünyanızı değiştirdi değil mi? Ya evet. Dünyamız cehenneme döndü. Müziğin verdiği coşkuyla dünyaya bambaşka bir gözle bakıyorsunuz değil mi? Ya öyle. Evet. Çok değişti hayatımız hocam. Akşamları sahneye çıkan arkadaşlarımız var. Bir de kekeme vardı, onun da dili açıldı hocam. Hız! Dalga mı geçiyorsun benimle sen? Yok hocam, ne haddimize? Kes! Başlayın hadi. Şimdi seslendireceğimiz türkünün bestesi Nihavend makamı olup... Gir üstesi... evladım, gir Türkiye'ye. Uzatma. Akşama maç var. Ona yetişeceğim. Kimin maçı hocam? Sivas Spor. Kes kes. Başla hadi. Son iki, üç, dört. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere. Aşkı aşkı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Kuşlara mal ben annemi özledim. Ben annemi özledim. Uçanda kuşlara malum olsun. Lan! Ben... Nerede lan bunlar? Oho! Oho!
Abi neredesin? Abi neredesin abi ya? Baba. İyiyim. Ne işin var burada? Oktay'la ilgili ne yaptın onu sormaya geldim. Hallediyoruz. Ne yapıyorsun mesela? Benimle hesap sorar gibi konuşma Kerem. Bana yaptıklarından sonra bırak da o kadarına hakkım olsun. Sana gelip anlatmakla hata ettim galiba. Bu işi benim halletmem daha doğru olacaktı. Sakın. Öyle bir şey yaparsan külahları değişiriz Kerem. Şaka yapmıyorum. Bilmem gereken başka bir şey mi var baba? Bu kadar kolay ulaşılabilecek bir adamı hala bulamamış olman biraz tuhaf da. Çok soru sorma Kerem. Bu işe burnunu sokmayacaksın dedim o kadar. Sen okuluna bak, ben hallediyorum. Efendim Buket. Nasılsın Oktay? İyi. Oktay, konuşmamız gerekiyor. Daha önce de söyledim. Konuşacak bir şey yok Buket. Bu iş bitti. Bu önemli Oktay. İyi, hemen söyle o zaman. Hayır, telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmalıyız. Bugün olmaz Buket. Şimdi çok önemli bir işim var. Her zamanki gibi. Nasıl istersen düşünebilirsin ama durum bu. Peki Oktay. Müsait olduğunda beni ara. İnan söyleyeceklerim tahmin ettiğin şeyler değil. Tamam, tamam arayacağım. Ne diyor Buket? Halletmesi gereken bir işi varmış. Şuraya bak ya. Adam sana konuşmak için bile vakit ayırmaktan kaçıyor. Merak etme Nisan. Bundan sonra bütün vaktini bana ayıracak. Güzelmiş burası. Sevimli, sıcak bir yer. Biz genelde buraya geliriz. Siz arayıp görüşmek istediğinizi söyleyince burası geldi aklıma. Konuşmak istediğiniz konu neydi Meral Hanım? Öncelikle şu hanım meselesini konuşalım. Bana anne demeni tercih ederim. Tabii istemezsen o başka. Yok, istememekten değil de alışma meselesi. Ama denerim. Yani madem anne dememi istiyorsunuz sizi kırmam. Başkalarını memnun etmek senin için neden bu kadar önemli Gamze? Bilmem. Bu konuyu çok önemsediğimi düşünmemiştim açıkçası. Ben de herkes gibi sevdiğim insanları mutlu etmeye çalışıyorum o kadar. Bazen kendini feda edercesine yapıyorsun bunu ama. Seni şu kadar kısa zamanda tanıyor olmama rağmen ilk dikkatimi çeken şey bu oldu. Arkadaşlarımla da, annenle de. Hatta bir yabancıya karşı da böylesin sen. Kimse kırılmasın, herkesin gönlü hoş olsun istiyorsun. Çabuk çözmüşsünüz beni. Tabii bunca senedir iş hayatındasınız. İnsan sarrafı olmuşsunuzdur artık. Evet, tecrübelerimin payı var elbette. Ama sen de çok açık yürekli bir kızsın. Bu da seni tanımamı kolaylaştırıyor. Sıcak, samimi, duru bir kızsın. İçinde ne varsa yüzüne yansıyor. Hani içi de dışı da bir dedikleri türden. Yüzün duygularının bir aynası sanki. Birini sevip sevmediğin hemen anlaşılıyor yüzünden. Mesela Saffet'i sevdiğini hemen anlıyorum yüzünden. Ona bakışından, gülümseyişinden. Evet, Saffet'i seviyorum. Ama yine de o bakışlarında eksik olan bir şey var Gamze.
Bunu sen benden daha iyi biliyorsun. Saffet'e bakarken gözlerini de aşık göremiyorum. Bu da oğlumu bir erkek olarak değil de bir arkadaş olarak sevdiğini düşündürtüyor bana. Meral Hanım, ben... Bak kızım. Birbirimize dürüst olalım. Ya da hiç olmazsa sen kendine karşı dürüst ol. Saffet'e karşı duygularını iyi tart. Gerçekten ona aşık mısın yoksa minnet duyduğun için mi birliktesin? Saffet'le evlenmeyi istiyor musun yoksa annen istediği için mi evleneceksin? Bunları iyi düşün yavrum. Düşün ve kararını ona göre ver. Vereceğin karar çok önemli. Çünkü senin olduğu kadar Saffet'in de geleceğini ilgilendiriyor. Senden daha önce Saffet'i üzmemeni rica etmiştim ya. Unut o ricamı. Saffet'i üz Gamze. Onu üzmekten çekinme. Saffet senin yüzünden acı çekecekse şimdi çeksin. Üzülecekse şimdi üzülsün. Henüz bir şeylerin başındayken, birlikte bir hayat kurmamışken. Sonra çok geç olabilir çünkü. İkimiz için de. Oğlumun bir ömür boyu mutsuz olmasındansa bunu tercih ederim. Sen akıllı bir kızsın. Etraflıca düşündüğünde kendin ve tabii oğlum için de en doğru kararı vereceğini biliyorum. Tamam oğlum, tamam. Ben de seni öpüyorum. Abin aradı. Gördünüz mü? Merak edecek bir şey yokmuş. Sen bir yere mi gidiyorsun oğlum? Evet. Arkadaşlarla takılacağız biraz. Geç kalırsan merak etmeyin. Tamam oğlum. Anne ben bakarım. Tamam oğlum. Kim acaba? Tuğba. Merhaba Oktay. Hoş geldin. Rahatsız ettim. Ama Cahit'e ulaşamıyorum. Ankara'ya gideceğini söylemişti. Sonra bir daha görüşemedik. Tuğba, gelsene içeri kızım. Rahatsız etmeyeyim. Abimi merak etmiş. Ben çıkıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle oğlum. Biz de anca şimdi konuşabildik kızım. O toplantıdan diğerine koşup duruyoruz. Telefon açmamıza izin vermiyorlar dedi. Yani iyiymiş. İyi kızım, iyi. Tuğba'ya da çok selam söyle dedi. Müsait olunca seni de arayacakmış. Cahit arıyor. Aç kızım, aç. Alo Cahit, iyi misin? Merak etme, iyiyim ben. Birkaç günü geleceğim. Çok merak ettim seni. Niye aramadın? Arayamadım, çok yoğunum. Şu an kapatmam lazım. Zehra. Bir yere mi gidiyorsun dayı? Evet, Mine Hanım'a. Niye? Neden çağırmış seni? Sadece beni çağırmadı. Diğer öğretmen arkadaşlar da davetli. Ha, acil bir şey yok yani. Özellikle seni çağırmadı. Evet Zehra. Ha biraz geç gelebilirim. Anahtarımı da alıyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Dayım çıktı. 5 dakika sonra gel, tamam mı? Oturuyor. Hadi oğlum biz hazırız. Tamam, geliyorum. Oktay aradı mı? Yok, aramayacaktı ki. Tamam, demek ki planda bir değişiklik yok. Hadi gidelim. Eğer hemen çıkmazsak bir değişiklik olacak ama. Plan suya düşecek. Hadi. Al. Sağ ol. Yaslansana arkana. Öyle her an kaçıp gidecekmiş gibi oturuyorsun. Çok gerginim ya. Dayın falan gelecek diye. Gelsin. Ne olacak? Erkek arkadaşım olamaz mı yani?
Olabilir de babalar, amcalar, dayılar onları evde görmeyi pek sevmezler. Bir şey olmaz, merak etme. Hem burası benim evim. İstediğim kişiyi davet ederim. Kimseyle uzlaşmak gibi bir derdin yok değil mi? Her şeye bir cevabın var. Çok gergin bir tipsin sen ya. Olabilir. Sen de yalancının tekisin. Ben senin yüzüne vuruyor muyum? Buraya gelebilmek için kim bilir ki ne yalan söyledin. Yanlış mı? Hadi soğutma çayını. Hoş geldin kızım. Anlat bakayım. Hoş bulduk anne. Meral Hanım niye çağırmış seni? Bir kahve içmek istemiş benimle. Bu kadar mı yani? Kahve içip birbirinizi süzmediniz herhalde. Ne konuştunuz kızım? Havadan sudan işte. Gamze, delirtme beni. O zaman şöyle yapalım. Ben günlüğüme yazarım, sen oradan okursun anneciğim. Ya ne diyorsun sen ya? Odamı karıştırmaya başladın ya. Bir günlük tutayım artık diyorum. Hiç değilse çabana değsin. Ben yazarım, sen karıştırıp okursun. Ne istiyorsan oradan öğrenirsin artık. Hem belki bu yola daha iyi anlaşırız anneciğim. Kalk Şirek. Ne haber kardeşim? Hoş geldin abi. Takip eden falan oldu mu abi? Bilmiyorum. Olduysa da kaybolmuştur. Sürekli sokak değiştirerek geldik. Vallahi ben bile kayboluyordum beyler. Şş, geliyorlar. İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geldiğiniz için sağ olun. Ne yapıyoruz? Önce yaptığım planı anlatacağım. Binayı benden daha iyi bildiğiniz yok. Sibel'le aran nasıl? Aman bırak şu salağı ya. Yüzüne bile bakmıyorum. İyi kızmış ama. Bizi yakaladığı halde ikine hiçbir şey söylemedi. Bu mu yani onu iyi yapan? Bana yaptıklarını bir bilsen. Okulda herkes ayarttı biliyor musun? Herkes onun yüzünden tavır aldı bana. Diğerlerine ne oluyormuş ki? İşte ne dediyse, nasıl anlattıysa artık. Hadi ya. Yani okulda hiç arkadaşın yok ha? Ya bir iki kişi var ama. Sen de onlarla takılmayı sevmiyorsun. Yani. Gerçi... Ağzımın içine bakıyorlar ama. Ne bileyim, çok takılmak istediğim tipler değil yani. Ben varım fıstığım. Ne oluyor ya? İstemiyor musun beni? Ekin'den ne zaman ayrılacaksın Burak? Yine aynı mevzu ya. Senin için hava hoş tabii. Ekin yoksa ben yoksam o. Bak bitireceksin onunla ilişkini. Yoksa dokunamazsın bir daha bana. Niye zorlaştırıyorsun bebeğim ya? Takılalım işte. Ben artık böyle takılmak istemiyorum. Çok ciddiyim Burak. Ekin'den ayrılmadığın sürece uzak duracaksın benden. Ya da çok istiyorsan... yanımda oturup çay içersin böyle. Hiç bana tafra yapma Burak. Sökmez. Hayır, söylemek zor geliyorsa ben konuşayım Ekin'le. Hayır, böyle bir şey yaparsan yüzüne bile bakmam senin. Biraz zaman ver bana. Söyleyeceğim, tamam mı? Tamam. Nasıl istersen. Ben gidiyorum o zaman. Güle güle. Girdiğimiz bina burası. Etrafında da binalar var. Yalnız bu binaların çevresinde silahlı adamlar var.
Yani kontrol ettim diyorsun. Evet. Ali, Memo. Siz Rıza ile merdivenin girişinde beklersiniz. Telefonlarınız mutlaka açık olsun. Tamam. Abi, ya terslik olursa? Olmayacak Rıza. Rahat ol, Cahit abi kurtaracağız. Tamam. Gitmeden önce planı son bir kez gözden geçirelim de dongaya düşmeyelim. Tamam. Seninle konuşmaya ihtiyacım var Oktay. Neden konuşmuyorsun benimle? Niye? Zehra, sen yatmadın mı hala? Seni merak ettim dayı. Geç kalacağımı söylemiştim. Unutmuşum. Nasıl geçti? Yani neler konuştunuz Mine Hanım'la? Sadece Mine Hanım ve ben yoktuk Zehra. Diğer öğretmen arkadaşların da orada olacağını söylemiştim. Yani siz öğretmenler bir araya geldiğinizde ne konuşursunuz? Bizden mi bahsediyorsunuz? Arkadaşlar bir araya gelince sohbetin sadece bir konusu olmaz. Birçok şeyden konuşuyoruz. İyi. Bir problem yok yani. Ne gibi bir problem olabilir Zehra? Seninle ilgili bir şey söyleyip söylemediklerini mi merak ediyorsun? Evet. Neden? Öğretmenlerinden biriyle aranda bir problem mi var yoksa? Hayır dayı ya, ne bileyim. Merak ettim işte. Senden hiç bahsetmedik. Oldu dayı. Neyse, ben yatıyorum artık. İyi geceler. İyi geceler. Abicim ben ezberledim. Bizim ekip tamam. Bence de tamam. 10 numara organizasyon oldu bu. Tebrikler Oktay. Oktay. Zamanın doluyor. Saffet'i getir. Tamam, merak etme. Beyler. Her yerde silahlı adamlar olacak, unutmayın. Tamam. Yarın büyük gün. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yürü Şirek, yürü. Evet, şurası. Bu testler de olabilir. Merhaba. Evet. Ha, merhaba Zehra. Annemle konuştum az önce. Sana çok selam söyledi. Bir paket yollamış bize. Bir ara uğrayıp alırız değil mi? Tabii tabii, alırız. Tamam. Bence çok doğru soruları. İyi dersler. Sağ olun. Rica ederim. Ben hallederim. Mine Hanım, bir sorun var. Ne gibi? Zehra sizi kızdıracak bir şey mi yaptı? Nereden çıkarttınız bunu? Buraya gelince sanki biraz huzursuz oldunuz. Onunla hiç konuşmadınız. Yüzüne bile bakmadınız. Farkında değilim. Bakın, Zehra şu sıralar çok gergin. Yoksa size bir saygısızlık mı yaptı? Bilmem gereken bir şey var mı? Hayır Kemal Bey. Eğer öyle bir şey yaparsa size söylerim, merak etmeyin. İyi dersler. Oğlunun üzülmesini istemiyor işte kadın. Sana da bir açık kapı bırakmış. Yani bir şeylere kalkışmadan kafanda soru işaretleri varsa konuş şimdi bitsin bu iş demiş. İyi de
Saffet yok ki okulda, nasıl konuşacağım? Kızım hasta mısın sen ya? Niye atıyorsun çantamı? Siz sınır çizmemiş miydiniz sınıfa? Bir daha çantanı buraya koyma. Kendi tarafınızda soyunup yok giyin. Yok ya. Huzurumuzu kaçırıyorsun Zehra. Derste, kantinde, şimdi de burada. Ya senin nişanlının sınıfı boş değil mi ya? Sen oraya gitsene. Bana bak. Ya bırak. Ne var sana? Ya. Sataşacak yer arıyor. Hadi çıkalım, bununla mı uğraşacağız? Ne diyorsun Cahit? Kardeşine verilen sürenin dolmasına az kaldı. Sence verdiği sözü tutacak mı? Ona ne yapması gerektiğini söyleyemezsiniz. İşlemez. Bildiğini okurum. Yani buraya Saffet'i getirir mi, getirmez mi? Bunu sadece o bilir. Göreceğiz. Umarım şaka yapmadığımızı anlamıştır. Bir sürü adamsınız burada. Saffet'i 5 dakikada buraya getirebilirsiniz. Niye bu işi kardeşime yaptırıyorsunuz? Bantlayın şunun ağzını. Çocuklar yok, farkında mısınız? Birlikte gitmişlerdir herhalde. Umarım öyledir. Başları belada değildir inşallah. Aman kızım ya. Sen de hep en kötüsünü getirirsin aklına. Oktay'da bir şey var sana. Ben onun durgunluğundan, ses tonundan, bakışlarından anlarım. Onun başı dertte. On dakika içinde gelmezsek hemen polisi arayın. Tamam. Merak etme abicim. Saffet hazır. Sinyali verdi. İyi şanslar Oktay. Sağ ol. Hadi. Niye okul kıyafetin yok üzerinde? Okula gelmiyorum da o yüzden. Ne yapacaksın peki? Oktay'la konuşmaya gideceğim. O gelmiyorsa ben ona giderim. Anne! Baba! Kızım, bize böyle önemli bir şey nasıl söylemezsin? Nisan aramasaydı hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Geldi Doğan Bey. Aferin Oktay. Tam zamanında. Saffet nerede? Abim nerede? Saffet nerede Oktay? Abimi görmeden Saffet'i vermem. Getirin Cahit'i. Getirin Saffet'i. Otur. Aferin Oktay. Sözünde duranları severim. Çıkarın şu kafasındaki şeyi de bir merhaba deyin. Çıkarın. Sakın!
yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of, of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of, of, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara?